Evet, merhaba arkadaşlar. Geçen günlerde topluluk kısmında kanalımızın bir oylama yapmıştım. Bir sonraki içeriğimiz için önemli anket, kendinizi ne olarak tanımlarsınız diye... ...yüz bine yakın oy kullanıldı bu ankette ve yüzde yetmiş dokuz Müslüman oranı çıktı. Müslümanların yoğunlukta olduğu bir coğrafyada yaşadığımız için bu oran gayet de aslında öngörülebilir bir şeydi. Ancak benim de son günlerde, son zamanlarda fark ettiğim bir şey vardı. Özellikle ülkemizdeki Müslüman nüfusu gün geçtikçe azalıyordu ya da zaten azdı da... Bir bize veriler yanlış sunuluyordu. Bana da bu podcast'i kaydetme fikri şu videodan sonra geldi. Ümmet Muhammed kan alıyor. Ümmet Muhammed'in çocukları ateist oluyor, ateist. Ben Müslüman değilim diyor. Onun ümmeti teker teker elimizden kayıyor. Bir tane agnostik dinsiz 400 bin YouTube'da abonesi var. Bir tane ateistin 550 bin abonesi var. Altına yorumları 15 yaşında, 17 yaşında çocuklar yazmış. Abi seni tanıdım, kendimi buldum diye. Adama bile teşekkür ediyorlar beni ateist yaptın diye. Evet, bir hoca var ve orada bahsettiği kanalları da takip ediyorsanız anlamışsınızdır. Bir tanesi benim de kanalıma konuk ettiğim Diamond Tema agnostik olarak bahsettiği. Diğeri de işte 550 bin abonesi vardı dedi galiba. Bir ateist. O da evet tahmin etmesi çok zor değil. Onları örnek göstererek ümmet kavramından da yola çıkarak ağlayan bir hoca. Bu gerçekten sosyal medyada çok fazla kez paylaşıldı. Video ile alakalı fikirlerimi söyleyeceğim. Ancak daha öncesinde konuyla alakalı farklı bir yere değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizin %98'i tırnak içerisinde Müslümandır diye bir genel kanı var. İşte Türkiye'nin %98'i Müslümandır falan. Yıllarca zaten bunun hatalı bir veri olduğunu biliyorduk. Ancak net bir karşı argüman oluşturabilmek pek de mümkün değildi. Bu konuda yapılmış en güvenilir ve en kapsamlı anketlerden bir tanesi Optimar'ın yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında yaptığı 5000 kişiden oluşan bir anketti. 5000 Türk insanıyla yüz yüze görüşüldü ve dinleri soruldu. Yüzdeye döküldüğünde %90'ı Müslüman çıktı yine bu kişilerin. Ancak %90 ile 98 arasında bile devasa bir fark var. Keza benim yaptığım ankete Optimar'ın katılımından çok daha büyük bir katılım var ve görüyoruz ki %79'luk bir oran var. Peki niçin %98'i Müslüman ülke kavramı dilden dile dolaştı ve böyle bir bilindi bu. En büyük neden eski nüfus kimliklerimiz. O eski kimlikleri hatırlayanlar vardır aranızda. Arka tarafında bir din kısmı vardı ve orada biz de işte bebekken Müslüman yazılmıştı. Öyle de devam etti. Yani eğer 18 yaşını geçmiş bir birey kendini Müslüman olarak tanımlamıyorsa bile o orada kaldı ve doğal olarak ülkenin %98'i Müslümanmış gibi gözüktü. Ancak gerçek böyle değildi. Bana göre nüfus kimliklerinde özellikle din kısmı olması tamamıyla bir saçmalıktı. Sonuç olarak layık bir cumhuriyette yaşıyoruz ve kimin neye inandığı hiç kimseyi ilgilendirmez. Eğer orada bir din bölümü olacaksa bile çocuk doğduğunda nasıl medeni halini boş bırakıyorsan din kısmını da boş bırakacaksın. 18 yaşına geldiğinde kendi doldurmak istiyorsa dolduracak. Ki bu bile bana göre saçmalıktan ibaret. Tamamen şahsi fikrim başkalarının neye inandığı kimseyi ilgilendirmemeli. Hele devlet buna hiç karışmamalı. İşte bu gibi yanılsamalardan doğan bir sorun hali vardı ve bence hocalara da ya da diğer insanlara da bu böyle yansıdı. Yani zaten ülkemizde yoğunluğumuz bir agnostik, ateist ve deist nüfusu vardı. Bu insanlar birdenbire aydınlanmadı. Evet belki geçmişe göre daha fazladır. Çünkü bence internetin ve bilgiye kolay erişimin bunda etkisi çok büyüktür. Ama zaten Müslüman nüfusu öyle bahsedildiği kadar fazla değildi. Arkadaşın bahsettiği ümmet kavramını ben bir fikir olarak görüyorum ve tamam diyorum nötr bakıyorum. Ancak bana göre bunun için ağlamak, hayıflanmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla din bir takım oyunu değil. Çok daha bireysel, içsel bir şey. Ve bahsettiğim gibi internetin bundaki payı bence çok büyüktür. Çünkü 90'lı yıllarda doğmuş bir birey diğer dinleri araştırmak istediğinde kitaplara başvurmak zorundaydı. Ve kaynaklar çok daha sınırlıydı. Ancak bugün diğer dinleri, ideolojileri araştırmak istediğimizde birkaç tane tuşla doğru ya da yanlışlığı tartışılır ama birçok kaynağa ulaşabiliyoruz. Ek olarak bir agnostiğin 400 bin abonesi olması ya da bir ateistin 500 bin abonesi olması niçin başka bir Müslümanı rahatsız eder bilmiyorum. Çünkü atıyorum ben farklı bir dine inansam bile ya da farklı bir ideolojiye sahip olsam bile karşıt fikri dinlerim ve eğer kendine güzel ifade ediyorsa abone olup izleyebilirim. Hatta teşekkür ederim bak fikrini ne kadar güzel savunmuşsun diye. Bugün totalde anlatacaklarım bu kadar dostlar. Temel kural saygı. Hala izlemediyseniz ekranda çıktı. Vlogumu izleyebilirsiniz. Bayağı beğenmiştik. O zaman yarın tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.